Auguste Comte, Fransız devriminin ardından çıkan kargaşa ortamında yepyeni bir düşünce sistemi geliştirmiştir. Pozitivizm adı verilen bu düşünce sistemine göre doğru bilgi sadece deneysel bilimler tarafından sağlanabilir. Pozitivizme göre doğanın mutlak ve yüce bir amacı olduğu düşüncesi ancak bir hurafedir. Çünkü bu düşünce deney ve gözlemle ispatlanamaz. Dolayısıyla pozitivizmde deney, gözlem ve karşılaştırma yöntemleriyle ispatlanamayan her şey metafiziktir. Tam bu noktada şöyle bir eleştiri yapılır. Yahu bilime pozitivist yaklaştığımızda içinde yaşadığımız dönemin teknolojik imkanlarını hapsolmuyor muyuz? Dikkat ederseniz pozitivist yasalardan bahsediyorsunuz. Yok öyle bir şey. Bilimde pozitivist yasalar yok. Sorun da orada. Yani sizin yanlış anladığınız nokta orası. Siz bütün bilim aktivitesini pozitivist zannediyorsunuz. Öyle bir şey yok. Pozitivist olmaya çalışınca çuvallıyor bilim. İşte örnek verdim. Yani pozitivist olunca atomlar yok demek zorundasınız. Aslında pozitivist diye bir şey yok. Pozitivizm tamamen bir hayalet, bir uydurmaca, bir suçlama malzemesi. Mesela 14. yüzyılda kara veba isimli bir hastalık yüzünden milyonlarca insan hayatını kaybetti. O dönem doktorlar bu hastalığa sebep olan bakteriyi gözlemleyecek teknolojik imkanlara sahip değillerdi. Peki bu durum söz konusu bakteriyi metafizik mi yapıyordu? Yani böyle bir bakteriden bahsedemeyiz çünkü onu gözlemleyemiyoruz diyerek konu kapatılmalı mıydı? Birincisi siz gözleme dayalı bilim. Sizin bütün sorularınıza cevap verir cümlesini kurduğunuz zaman bu bile gözleme dayalı bir cümle değil. Yani bu bile aslında felsefi bir ilkeyle ilgili cümle. Siz daha cümleyi kurduğunuz anda deneysel bir şey söylemeyerek felsefi bir ilke koyarak... Evet. Kendi ilkenizden dışına çıkıyorsunuz. Şimdi Nevzat Bey sor. Comte tıpkı Kant gibi sadece olguların bilinebileceği, kendinde şeylerin bilinemeyeceği ve insan bilgisinin göreli olduğu görüşündedir. İşte bu nedenle pozitivist bilim maddeyi ya da ruhu açıklayamaz. Sadece betimler. Başka bir deyişle hayata pozitivist bir gözlükle bakan insanlar maddeyi, ruhu yani özle ilgili kavramları açıklamaya çalışmazlar. Çünkü ruh nedir, gerçek nedir, taş nedir gibi sorular teolojik veya metafizik dönemde kalmıştır ve pozitivizmin ruhuna aykırıdır. Bu sorular başta kulağa oldukça felsefi gelebilir ancak pozitivizmin felsefeye ihtiyacı yoktur. Çünkü pozitivizm başlı başına bir felsefedir. Bir ideolojiye dönüşüyor. Modern bilim bir bilimcilik şeyine dönüşüyor, saplantısına dönüşüyor. Kendisini dinin yerine koyuyor. Dinin cevaplandırabileceği her şeyi cevaplandırabileceğini düşünüyor. Yani böyle çok kibirli bir nesi var, iddiası var. Halbuki o sadece bir boyuta, yani teknik boyuta, maddi boyuta ne yapıyor? Hitap ediyor. Comte'a göre bilgi, tarihsel süreçte 3 aşamadan geçerek günümüze gelir ve buna 3 hal kanunu denir. Peki nedir bu tarihsel evrimin 3 aşaması? Teolojik dönem putperestlikten monoteizme, yani tek tanrılı dinlere uzanan ilk çağlardır. Metafizik dönem evreni iyilik, erdem, sevap, günah, ahlak, güzellik gibi soyut kavramların yönettiğine dair Orta Çağ felsefesini kapsar. Pozitivist dönem ise bilgiyi somutlaştırma çağıdır. Doğanın ispatlanabilir ya da çürütülebilir yasaları olduğunu ve bilginin de bu yasalara göre oluştuğunu savunur. Bugün pek çok bilimin 3 hal kanunundan geçtiğini söyleyebiliriz. Mesela astronomi, Aristoteles ile teolojik, Kepler ile metafizik, Newton ile de pozitivist olmuştur. Gel gelelim matematiğe baktığımızda ta ilk günden beri pozitivist olduğunu görürüz. Kaldı ki matematik pozitif bilimlerin zaten ana dili sayılır. Comte'a göre tüm bilimler ki bunların hepsi birer pozitif bilimdir, hiyerarşik şekilde dizilmişlerdir. Her bilim kendinden öncekinin bilgisine muhtaçtır. En alt katmandaki aritmetik, geometri ve mekanik doğanın bize sunduğu saf işlenmemiş bilgilerdir. Ve bizler bu saf bilgileri işleyerek matematiği, astronomiyi, fiziği, kimyayı ve biyolojiyi elde ederiz. Sosyoloji ise bunların tamamından beslenir ve en önemli bilimdir. Bu noktada sosyoloji sözcüğünü tarihte ilk kullanan kişinin Comte olduğunu da belirtelim. Diğer yandan Comte, soyut bilimler ve somut bilimler şeklinde bir kategorizasyon daha yapar.
Mesela kimya soyut bir bilimdir. Onun somut tamamlayıcılarından birisi ise mineralojidir. Biyoloji soyut bir bilimdir. Zooloji veya anatomi onun somut tamamlayıcılarıdır. Yani soyut grubu daha teorik, somut grubu ise daha pratik olarak düşünebilirsiniz. Aynı ayrım sosyoloji için de yapılabilir Comte'a göre. Statik toplum, toplumun işleyiş yasalarını kağıt üzerinde bize sunarken, dinamik toplum bu yasaları uygulamalı olarak görmemizi sağlar. Comte, pozitivist felsefeyi bir adım daha ileri götürüp, Hristiyanlığı, Müslümanlığı veya Budizmi yok edecek yeni bir din yarattığını öne sürer. İşte bu noktada bilim ve dinin çatışmasını alevlendirdiği için hala tepki çekmektedir. Birisi dünyayı iman yoluyla açıklıyor, birisi bilim yoluyla açıklıyor. Böyle bir şey yok. Hayır, bu başka bir şey. Din ve bilimin... Tamam sırayla, ben size sonra söz vereceğim. Tamam. Neyi geri almam? Siz az önce dediniz bilim ve din farklı farklıdır dediniz. Bende vardır diyorum. İşte tamam, işte onu anlatmaya çalışıyorum. Tamam, ben de onu anlatmaya çalışıyorum ki... Ben de anlaşamadığımız nokta odur diyorum zaten. Bütün sorunların kaynağı budur. Siz bilimin dini yargılama hakkı yoktur diyorsunuz. Ben de vardır diyorum zaten. Comte'un önerdiği yeni dinin adı insanlık dinidir. Bu din tanrısal değil, elbette ki pozitivisttir. Yani uhrevi bir varlığa değil, toplumun kendisine tapma söz konusudur. Bu dinin tanrısı insanlık, ilkesi ise sevgidir. Sevgi, başkaları için yaşamak şeklinde formülize edilir ve insan, insanlığa katıldığı oranda ölümsüzleşir. Kadınlar bu dinin koruyucu melekleridir. Çünkü onlar erkeklere göre çok daha sevgi dolu ve cefakardır. Ayrıca her bölgede bir tapınak kurulmalıdır. Tapınaklar 30 yaşında bir kadının tablolarıyla süslenmeli ve bu kadın da Comte'un genç yaşta kaybettiği sevgilisi Clotilde Vaux olmalıdır. Nasıl ki Katolikler her gün bir ermişini anıyorsa, insanlık dini de her gün bir dehasını anmalıdır. Yani tapınakların duvarlarına Aziz Sancar'ın, İlber Ortaylı'nın, Celal Şengör'ün dev fotoğrafları asılmalıdır. Bu dine göre birey tek başına hareket etmemeli, toplumun kurallarına harfiyen uymalıdır ki ancak bu şekilde özgür olabilecektir. İbadet ise şarkılar, türküler söyleyerek, kutlamalar yaparak ve kamusal tartışmalar yürüterek icra edilecektir. Comte'un dinine inanan pek fazla kişi çıkmasa da pozitivizm felsefesi insanlığın ilerlemesine büyük katkılar sunmuştur. Kimileri pozitivizmin artık miadını doldurduğunu, kimileri böyle bir şeyin hiç var olmadığını, kimileri ise onun totaliter bir sekülerizm anlayışının silahı olduğunu söyler. Bundan sonra karar sizin. Auguste Comte pozitivizmi gibi birçok kimse bilimi dinin yerine ikame etmeye çalışmıştır. Hatta şöyle tahminlerde bulunmuşlardır. Bir gün işte bilim dinin yerini alacak. Toplumlar geliştikçe. Auguste Comte'un tahminine göre şu anda aslında dinin etkinliği çok küçülmüş olması gerekiyordu. Birçok sosyolojideki modernist teorilerde de, modernizmle ilgili teorilerde de buna benzer görüşler vardı. Şu anda biz onu görüyoruz, kötü öğrenen hepsi yanlış çıktı. Hiç insanlar dini falan da terk etmediler. O öngörülerin yanlış çıktığını görüyoruz. Yani bir bilimcilik denen bir şey var. Yani bilimi böyle dinselleştirip bilimin yapabileceğinden çok onu anlamak...